Adnan Bey, bugün Konya'da askeri uçak düştü. Eskişehir'den eğitim uçuşu için kalkan F4E2020 uçağı Konya atış sahasında düştü. İki pilot şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'nca Eskişehir'den planlı eğitim uçuşu için kalkan uçaklar saat 9.50'de Konya atış sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırma uğradı. İki pilot şehit düştü. Uçağın cinsi ne? F4. Geçen uçaklarda evet, aynı. Sebebi bilinmiyor. Evet, henüz teknik araştırma sonucu. Ya kardeşim, bir kere bu uçaklar elektronik aksamla yönetilen uçaklar. Benim gördüğüm bunlar, uçakların elektronik aksamı ele geçirilmiş bir şekilde. Pilot uçağı yönetecek konumdan çıkıyor. Uçak başka bir elin kontrolüne geçiyor benim anladığım. Bizim pilotlarım çok yetenekli çocuklar. Yani ustanın ustası. Dünya şampiyonudurlar. Basıyor düğmeye, uçak başka cevap veriyor. Öbür düğmeye basıyor, başka cevap veriyor. Kapağının bile açılmaması, yani fırlatma koltuğunun bile açılmaması konuyu bitiriyor zaten. Bir oyun var, bir şey var. Ya, bu anlaşılmayacak gibi değil. Ama bence şu ana kadar çoktan ortaya çıkması gerekiyordu. Bu da ayrı bir gariplik. Bizim kendi mühendislerimiz, kendi araştırmacılarımız bunu hemen ortaya koysunlar. Fırlatma koltuğu nasıl çalışmaz? Ya, uçakta ufacık bir arıza olduğunda bir şey olur. Anlaşılır, uçak belli ki düşecek. Bastın mı yatar koltuğu. Bak, aslanlarımızdan kurtulan olmuyor. Fırlatma koltuğu da çalışmıyor. Şimdi bunda bir fevkalelik var. Biz bunu seyredecek halimiz yok. Çok fazla F-104 var. Bu fantomlar var, işte bu F-4'ler. Bu felaket haberleri peş peşe gelir, Allah size gelsin. Buna daha köklü, kararlı bir çözüm olması lazım. Allah şehitlerimize rahmet etsin, gani gani. Annelerine, babalarına Cenab-ı Allah sabrı cemil nasip etsin. Öyle veya böyle Cenab-ı Allah onları katına alacak zaten. Onların şehadet şerbeti onlara ta analarından doğmadan önce içirilmiş. Şehadet şerbetini içmiş olarak dünyaya gelmişler. Ya şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık, bunun kurtuluşu yok. Allah şehit diledim mi alır. Şehitlerimizin cenneti güzelleşsin. Kat kat güzelleşsin. Allah naim cennetleri, firdevs cennetleri, adnen cennetleri nasip etsin. Şehitlerimizin fotoğrafı vardı Adnan Bey. Bakayım aslanlara. Yaklaştır. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Mustafa Tanış, Kurmay Yüzbaşı Hava Pilotu. İsmi de güzel, kendi de yakışıklı. Evet. Diğer şey. Mustafa, Mustafa'yı çağırır. Muhammed Mustafa neredeyse o da orada. Maşallah. Maşallah. Anneler babalar hiç fütür etmesinler. Büyük bir şerefle Cenab-ı Allah onları şereflendirmiş, onurlandırmış. Babanın da annenin de ellerinden öpüyoruz. Onlar bizim annelerimiz, babalarımız. En ufak kalplerinde bir burukluk, hüzün olmasın. İnşallah. Bir şereftir bu. Cenab-ı Allah bizlere de nasip etsin. Diğer şehitimiz de hocam, Mustafa Delikanlı, Kurmay Yüzbaşı. Hay benim aslanım, hay benim nurlum, hay. Allah cennet kardeş etsin inşallah. Peki bu uçakların fırlatma koltuğunun çalışmamasını nasıl açıklıyor? Ben bunu anlayamıyorum yani. Hayır, uçak tamam arızalandı diyelim, kabul ettik. Bu nasıl olur ya? Ya bit git, uçak belli gidiyor yani. Bastım atar koltuk. Bir oyun oynanıyor ama ben anlayamadım. Evet, yani. Ya bizim bu operasyonlara katılmamamıza sinirlenip oyun oynuyorlar. Çünkü Müslümanlara bir şey etmeyiz dedik ya. Hiçbir yerde askeri operasyona girmeyiz dedik. Havadan müdahale etmeyiz. Sen misin havadan müdahale etmeyen? Böyle bir oyunda oynuyor olabilirler. Bunda bir karanlık, bir oyun var ama hayırlısı.